Hepinize yeniden merhabalar. Balıkesir Kampüs Turu videomla karşınızdayım dostlar. Eğer bu videoyu tercihlerden önce izliyorsanız umarım sizi en çok geliştirecek olan üniversite çıkar şansınıza. Kalbinizden geçen çıkmazsa üzülmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü üniversite size şansı başarıyı değil, siz kendiniz getiriyorsunuz gittiğiniz yer yaptıklarınızla. Tabii belli başlı üniversiteler var avantajları olan. Ama dediğim gibi sizi asla yıldırmasın, istemediğiniz bir üniversitede olmak. Başarabileceklerinizin sınırını sadece siz koyuyorsunuz çünkü. Şimdi gördüğünüz gibi bir belirsizliğin ortasındayım. Çünkü bütün kampüs yürüyemeyeceğim için baştan böyle her yerin görüneceği bir noktadan birkaç yeri göstermek istedim. Çok hızlı girdik. Başka bir tavsiyeler de bir şeyler de vereyim. Eğer bu videoyu tercihler açıklandıktan sonra izliyorsanız ve Balıkesir Üniversitesi'ni kazandıysanız, Balıkesir Üniversitesi ile ilgili tek video yapan kişi benim. O yüzden kanalındaki diğer Balıkesir videosunu da izlemenizi tavsiye ederim. Yani son final sınavından çıktım. Kendi fakülteme yakın bir konumdayım şu an ve buradan size birkaç fakülteyi gösterebileceğim için o fakültelere gideceğiz ve o mekanlara başlayalım haydi. Şuradaki bina üniversite hastanesi. Tıp fakültesi de şurada yer alıyor. Üniversite hastanesinin karşısından merkezden gelen araçlar geliyor. Oraya uğruyor ve şurada bir kapı var. Görüyor musunuz? Oradan böyle gelip bu yoldan devam ediyor. Bu şekilde şu ileride görmüş olduğunuz kum yapıyoruz. İlk önce rektörlük durağı varsa onun hemen ileride mühendislik kampüsü, mühendislik fakültesi durağı var. Bu taraftan gelince ilk olarak rektörlük binamız burası. Eğer işiniz düşerse, düşmesin bence ama tabii küçük kütüphane var. Mühendislik binasını detaylı görmek istiyorsanız vloglarımdan izleyebilirsiniz. Çünkü büyük yani, şimdi içine gidip gezdiremem size. Şimdi hangi yönden gidelim? Şöyle, şimdi rektörlük şurada kalıyor ya. Bu otobüslerin geldiği, hastaneden gelen düz yoldan devam ettiğimizde özel yurt prezidorma çıkacağız. Ben şimdi ileriden devam edeyim. Oradan daha çok fakülte falan filan görürüz. Burası öğrenci işleri. Kapıdan girdiğiniz gibi direkt sağ. Birinci sınıf mühendisler için teknik resim dersinin olduğu sınıfı göstereceğim. Aaa tükere yaktım. Abi hep tükörenler var ya. Ben kahvaltı etmediğim için, bir de 2'ye kadar falan Ezgi'yi bekleyeceğim için bir şeyler yiyeyim dedim. Ek binada ve çok güzel bir arka planla yemeğimi yedim. Ve bakın kiminleyim, sizlere Fatma'yı tanıştırayım, takdim edeyim. Fatma ile biz aynı lisedeydik. Ama üniversiteye geldiğimizden beri 4. sınıfız ve asla oturup konuşamamıştık son senenin şeyi. İkimiz de Erasmus'a aynı okula gittik, aynı ülkeye. Şimdi onun muhabbetlerini yapıyoruz. Ezgi'ciğimi beklerken. Neler düşünüyorsun Fatma? Neler düşünüyorum? Balıkesir hakkında. Şimdi kampüs videosu çekiyoruz da bunu Balıkesir'e geleceklerle ilgili.
İkimiz de mesela Erasmus'a gittik. Evet. Bakın. Bak bu aynı şeyler evet. Yollardan geçiyoruz lisede. Liseden sonra buraya gelmişiz. İstanbul'lardan. Ya şöyle eğer arkadaş ortamın varsa ve onlar elini biliyorsan kampüste eğlencelerle getirebiliyorsun. Kesinlikle. Ama yani Balıkesir tek başına bir şey ifade etmeyebilir yani insanlar evet. için. O yüzden yanınızdaki insanları iyi seçmenizi öneririm. Kesinlikle güzel bir arkadaş grubumuz olsun. Evet. Bir de işte İzmir'e, Eskişehir'e, işte Bursa'ya falan yakınlığı. Biz mesela gittik güzel. Trenle. Evet. Eskişehir'e. Vlogumuzu izleyin. İzmir'de aynı şekilde. Hepsi yani güzel şehirler olduğu için oraya gidebilirsiniz. Kampüsünüz de çok büyük ama gelişmeye açık bir kampüs. Çok gelişmesi gerekli bir kampüs. Evet. Ben şimdi birazdan götüreceğim yemekhanenin oralara falan. Bu şekilde yani. Sonra arkadaşlar. Biz birazcık daha muhabbet edelim. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Kantinden böyle düz devam ettiğinizde nasıl birden konuya girdim? İşte YouTuber'lık. Kalktık muhabbet ettik. Bayağı Fatma'yla. Şimdi böyle kantinden geldiniz, dümdüz gittiniz. Sonra buradan çıkıyorsunuz. Bu arada nereye gidiyoruz? Ana binadan ek binaya kestirme yoldan gidiyoruz. Peki bu yolu ben ne zaman öğrendim? Geçen gün. Böyle. Bakın. Bakın. Neyimiz tezimiz var? Tezimiz göster sayfalarını mesela. Bir dakika. Aşağı çok komik. Dur. Aa, hiç uygulamalı sayfada evet. Gelmem. Hiç arada görmüş. Saçam biraz ağrımış. Ezgi bunun için geldi. Bunu verecek ve gidecek. Evet. Seni çekeyim. Beni çek. Gözümüyle. Şu an seni çekebiliyor muyum? Tamam, çekeyim. Çılgınlık var. Saatleri yazıyor rengin ne kadarda bir geldi. Genelde 15 dakika yarım saat arasında geliyor. Tüm kampüsü dolanıyor işte. Size şimdi size kampüsü göstereceğim de ilk durağa gideceğim. Kampüs rengiyle. Ne kadar sonra kampüs rengi dedim. Sesimi duymuyorsanız size alt yazı yaparım. İlk durağa gideceğim. Oradan geze geze tekrar mühendislik fakültesine geleceğim. Sesimi bırakacağım ve video orada bitecek. Ringle son durağa kadar geldik. Son durak erkek KYK oluyor. Onu gösterebilirim sanırım şuradan bir kısmını. Ay hiçbir şey göremiyorum, kör oldum. Hani ringle buraya kadar gelip sonra geri okula doğru yürüyen tek gerizekalı benim. Bu arada erkek KYK'nın yanına büyük bir kız KYK yapılıyor. Kocaman inşaat hala sürüyor. Daha detaylı göstereyim size. Seneye kadar biter mi? Hiçbir fikrim yok ama gerçekten bayağı büyük bir alanda çalışma yani. Güzel bir şey olacağını sanıyorum. 1-2 sene içinde buraya gelecek kız öğrenciler için de çok büyük avantaj olacak. Çünkü Balıkesir Kız KYK'sı bayağı uzakta ve eski, ülkenin en eski KYK'larından olabilir. Duyduğum kadarıyla ben hiç kalmadım. Güzel bir imkan olur umarım sizler için. Şimdi ben böyle işte KYK'dan itibaren dümdüz aşağı doğru yürüyorum. Oradan size göstereceğim fakülteleri. Göstere göstere tekrar mühendisliğe varacağız.
Başım dağılmış bir şekilde yavaştan mühendislik fakültesine doğru dönüyoruz. Videonun çoğunu konuşmadan geçmek zorunda kaldı. Aşırı esiyor çünkü kampüs. Ve bir şey diyeceğim, o kadar güzel bir güne denk geldiniz ki. Baksanıza bütün ağaçlar yeşil yeşil. Bütün çiçekler açmış falan. Vallahi şanslısınız. Güzel bir kampüs gördünüz. Ben de ilk defa bu kadar güzel görüyorum dermişim, yok yok. Güzel. Doğayla iç içe. Samimi bir kampüs. Kampüs turumuzun yavaşça sonuna gelirken sizlere söylemek istediklerim var. Aslında istediğim bir şey yok ama bir şeyler söylemem lazım kapatırken. Anlamlı cümleler. Balıkesir Üniversitesi'nde toplam 2,5 sene fiziki olarak yer aldım. Onun dışında online olarak da bir serüvenim oldu. Ben bu konuşmayı size daha sessiz bir yerde yapacağım.